Kaydı başlat dedik. 100 Yıl Savaşı'nın ikinci bölümü Paris kuşatmasına başlayalım. İngiltere'nin korkulan Kara Prensi Kuzey Fransa'yı ateşe vermişti. Son darbeye hazır olan ordusu başkente doğru ilerledi. Hadi bakalım. Görün ya. Kara Prensi. France's King John II was John, ikinci John. Jean finally caught the English near the city of Poitiers in September 1356. Şey gibi zaten ya bu. Böyle tarih dersi gibi oluyor biraz. King Jean himself joined the fight. But what seemed a certain victory for France? İşte tarih dersine oyun oynuyorsun falan. English longbow devastated the mighty French army. Ne longbowmuş arkadaş ya. Tail of arrows gutted the main French force. Then the English captured King John. The fight was over. Mm-hmm. The Battle of Poitiers was another catastrophic defeat for the French. The English had destroyed most of France's nobility in a single day. Now they turned their attention towards taking the French capital, Paris. Paris. The invaders marched unopposed towards Paris. The remains of some of the medieval walls of Paris still stand today. As the English army approached, the terrified locals sought shelter behind these defenses. Could France's capital withstand the demek o kadar da iyi koruyamamış Fransa. O dönemki yapıları. 1360 Paris kuşatması, hadi bakalım. İngilizler Paris'i almaya geliyordu. Parisliler başkentin surları ardına sığınırken Fransız ordusu şehri savunmaya hazırlanıyordu. Zafer ve yenilgi arasında yalnızca kararlılıkları ve birkaç metrelik taş duruyordu falan diye böyle iğrenç bakın. Taş surlar asker sayını güvenle desteklemeni ve düşmanın saldırılarını değerlendirmeni olanak veren büyük bir savunma bonusu sağlar. Tamam. Bana ne vereceksin acaba bu görevde? Oyun. Sevgili oyun. Ateş saldırıları kuşatma silahlarına karşı oldukça etkilidir. Peki, hadi bakalım. The English Black Prince had raided the French countryside without mercy. And now his army had come for the capital. With the English on their doorstep, it fell to the French army and the people of Paris to defend the walls of their proud city. Market kurabilirim şu anda. Yani şeyim falan var. Hadi bakalım, oyunun kontrolünü bana ver artık. Teşekkür ederim. Kalem var. Bu taraf güvenli taraf, değil mi? The French began fortifying the city, manning the walls and calling every available soldier to his post. Ben işçi basayım. Taş. Bak vermiş taşı. Köylülerini Paris'e getirme. As the French hastened their preparations, several detachments of English soldiers were spotted closing in on the city. Tam buralar yıkılacak zaten. Şurada taş var ya. Neyse. Dur şimdi şımarmanın vakti değil. Çalışmanın vakti. İçeri ev yapmam gerekecek.
yeterli kaynak yok. İşte market var mı acaba? Yapmama gerek var mı? Et satıp marketten taş alırım. Okçu. Her zaman okçu. The English showed no mercy, burning their way to Paris via three routes. Tam ev ihtiyacım yok en azından onu biliyorum. Şurada da var. Ne oldu? Köylerini Paris'e getirdim işte. Görev niye başarısız oldu? Bütün köylüler Paris'te. Bilmiyorum ama oyun devam ediyor. O yüzden ben de devam edeceğim. İyi de bu burası sağlam ki yani bunları getir. Hadi onları da getireyim. Acaba ondan mı bahsediyor? Hani ben şeyi dalga dalga çekerim içeri doğru diye düşündüm. Onun muhabbetini mi yapıyor? Hani hepsini bir anda çekecektin içeri falan diye. Yok yok, kes kes, bütün odunları kes abi. O şeyler bayağı güçlü oluyor. Bu arada sigaramı içemedim. Bu tarafa bir tane daha yapmam lazım. Bu ne istiyor? 200 taş. Taş al. 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 Okçu bas, okçu bas. Market de varmış. Neyse. Taş 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 taş. Git git topla topla taş bırakmayın sağda solda. Ama taş al, taş al, taş al. Yemek sat, yemek sat, yemek sat, 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 yemek sat, taş al, taş al. As the French continued to rally their army,
The English took the last of the surrounding villages and had almost encircled Paris. Taş 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 taş. Hayır, geliyorlar. The countryside in flames and the English at the city gates. The French army steeled themselves for battle. Now came the capital's true test. With the mighty walls of Paris hold against the mighty walls of Paris. Hadi bakalım mighty walls of Paris. Görelim senin mightyliğini. The Parisian guard raised the alarm as the English began their first assault on the city walls. Şu işçilerle biraz daha şu taraflara oğlum o değil ya. The French army fought valiantly, repelling the first English attack. Gidin şu taşları toplayın bana hemen. Şunlara ben bir bir diyeyim. Şunlara da bir 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 diyeyim. Biçimsiz oldu biraz ama yapacak bir şey yok. Biçime bakmıyoruz. Taş al taş. Oğlum hala küçük kule yapma derdindesin ya. Ay, odun aldım satacağım yerden. Sur
Tamam, siege weaponları yani kuşatma araçlarını yıktık. Böyle biraz daha sağlam oldu gibi. Taşım bitti gene. Şöyle bayağı güçlendirilmiş bir savunma. Oyun kaydediliyor, ne oluyor? Gel gel, içeri gel. Çok fazla açılırsan sıkıntı. Tamam. Surların üstüne çıkamadılar. French defense of their capital held firm, wearing down the English invaders one by one. Oy, mestier de Mouet. Şu an o taşı şey yapamayacağım. Que faut-il donc besoigner? Lorsque bâti je s'estuie. Bayez Mouet besoigne. Evet, iyi iyi savunma oluyor. İyi savunma. Güçlü savunma. Şu okçulara şey iyileştirmesi yapamadım ya. Alev. Üniversitede mi yapılıyordu? Fransız arbaletçi. O da güzelmiş. Peki biz üniversite yapabiliyor muyuz? Cephanelik var. Okul falan yok galiba. Nerede? Aha. Katapult getirmişler ya. Oh, yes, bien, compagnon. Réussi.
Ama benim biraz atlı yapmam lazım şu anda. Evet. Abi bunların ardı arkası kesilmiyor yalnız. Evet, kızgın yağ teknolojisi geldi. Güzel. Tam bina hasar gördü, tamir ediliyorlar. The enemy grew ever more desperate as their ranks thinned and their hopes of victory faded. Having struck out at the English front line, the French had slowed the enemy's advance. Je vais reparier besoin à faire. J'exploite. Bayez moi besoin. Bayez moi besoin. J'exploite les réparements. Que faut-il donc besoin? Araları dolduralım. Her tarafa şey yaptık. Arkadaşlar İngilizler de bitmiyor ki yani. Bitmeyen İngilizler yapmışlar. Attendez, les commandants, je commande.
Evet, odaklandım böyle. Az kaldı ama yüzde bilmem kaç küsur. Az kaldı yani az. Az kaldı az. Kıracağız ağızlarını. Yalnız sıkıntı bir savunma yapıyorlar şu anda. Gir içeri, gir 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 gir. Boşta işçi yok değil mi? Yani bir şekilde daha fazla erzak falan toplamam lazım. Yani katapult olmadığı sürece problem yok yani de. Üç yerden geliniyor. Üç yerde sağlam duruyor şu an. Derken. Yay. Evet, aklınızda bulunsun. Taş surlara eklediğiniz o ateş edebilen mevziler çok güçlü. Özellikle kızgın yağ teknolojisini ya şey yaptıktan sonra, geliştirdikten sonra neredeyse geçilmez oluyor yani. Bakalım zafer. Yay, güzeldi. Bu güzel bölümdü. Paris'te böyle miymiş yani? Seine Nehri içinden geçiyor falan. Evet, devam etmeyeceğiz. Seferden çıkmıyoruz ama. 1360 Paris kuşatması, tamam. 1364 kaos içindeki Fransa bölümüyle bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Böyle el sallıyorum. Görüşürüz. Bye.